13. denemedeyiz. Bol miktarda meyve tüketiyorum. Meyvelerin içinde birçok vitamin olduğu için kendimi daha güçlü ve sağlıklı hissediyorum diyen bir öğrenci. Vitaminlerin özelliklerinden hangilerine vurgu yapıyor olabilir? Şimdi vitaminlerin özellikle sizi zinde tutmasının sebebi kendilerine özgü reaksiyonları gerçekleştirebiliyor olmaları. Ki bunu da nasıl yapıyorlar? Kofaktör olarak yapıyorlar. Yani enzimlerin, hormonların yapısına katılarak yapıyorlar. Suda veya yağda çözülmeleri onların kimyasal yapısıyla alakalı bir durumdur. Ama tepkimelerin düzenlenmesinde rol almaları, işte enzimlerin yapısına katılmaları, hormonların yapısına katılmaları o ilgili reaksiyon gerçekleştiği için sen kendini sağlıklı Hatta hissediyorsun. Hatta eksikliklerinde de vücudumuzda bir sürü... Tabii bir sürü metabolik aksik, hastalıklar aksaklık, oluşur. Hastalık Aynen öyle. Çıkıyor. Mesela A vitaminde gece körlüğü, D vitaminde kemik erimesi, Skorbid. C vitamininde skorbüt, E vitaminde kısırlık, K vitaminde hemofili gibi bir sürü hastalık oluyor. Solunumda enerji vermeleri hocam. Yani sırf burada kendimi daha sağlıklı, daha zinde hissediyorum, enerji verici. Asla. Vitaminler enerji vermez var. arkadaşlar. Vitaminler solunumda enerji vermezler. O yüzden cevabımız yalnız iki olur. Hangisi tüm hayvanların ortak özelliğidir? Bu tüm ifadesi korkutucu bir ifadedir ama ÖSYM sorusu mesela hangisi? Zaten burada da bariz bir şekilde ökaryot hücre tipine sahip olma karşımıza çıkıyor neden? Çünkü protist, bitki, mantar, hayvan bunlar ökaryot canlılardır. Sağlı organel ve çekirdekleri bulunur. Ama şimdi sinir sistemine sahip olan bütün hayvanlarda sinir sistemi var mı? Yok süngerlerde yok mesela sistem değil yani. mi? Sistem yok onlarda. Sindirim kanalına sahip olma yine süngerlerde Süngerler. bir sistem yok. Baş bölgesine sahip olma yani illa o baş bölgesini göreceğim diye bir muhabbetimiz yok. Mesela hidrada ben baş görmüyorum hocam yani <laughs> değil mi? Eşeğsiz üreme demiş ama tüm hayvanlar mesela insan eşeğili örüyor. Dolayısıyla buradaki ifademiz ne oldu? Yalnız iki. ABVC ile gösterilen plastit çeşitlerinin temel görevleri verilmiş. Buna göre plastitlerin sahip olduğu görevler plastikler kloroplast, kromoplast ve lokoplastı. Kloroplast bakın yeşil renk sahibi klorofil içerdiğinden kloro dolayı. yeşil galiba tabii, tabii, aynen. Bir de şöyle bir şey söylemekte fayda var. Şimdi kloroplastın içinde sadece klorofil yok hocam. Yine kısantofil, yine likopin var ama bu renk ki çocuklar bizden daha iyi bilir fizikten. Hangisi daha baskınsa biz o rengi alıyoruz. O yüzden kloroplastın içinde fazla olan şey klorofil oluyor. Şimdi C'ye baktığınız zaman da burada ben bir renk görmüyorum. Renk görmediğim şey bitkinin leukoplast. ışık almayan yerlerinde besin ve su depolanmasına yarayan lokoplast. Mesela mercimekte protein işte susamda yağ vesaire gibi. O zaman B'ye ne kaldı? Kromoplast. kromoplast. Güzel. Kromoplast. Kromo latince de renk demek zaten. Nedir hocam kromoplast? Kısantofil. Sarı. Likopin. Likopin kırmızı. Karoten. Karoten. Turuncu renkleri verir. Çiçek ve meyvelere renk kazandıran o zaman özellikle kromoplasttır. Nişasta, yağ ve protein gibi molekülleri depolayan lokoplast, karbondüksüde su kullanarak besin üretilmesi yani fotosentez reaksiyonlarının gerçekleşmesi ise kloroplasttır. O zaman hocam 3A olacak, 2C, 1B B olacak, B seçeneği olacak. İnsanda dişi ve erkek bireylerde mayoz sonucu gametler oluşabilir. Buna göre kromozom formüllerine sahip olan sperm ve yumurtalardan hangilerinin birleşmesi sonucunda genetik açıdan sağlıklı bir insan oluşabilir? Şimdi tabii aslında mantık olarak biz şunu istiyoruz. Biz 46 kromozomlu birey istiyoruz. Fakat soruyu kurgularken Kesinlik sorusu yapmadık. Çünkü sadece kromozom sayısının 46 olması yetmez. <laughs> hani takım sayısının düzgün olması lazım ama olabilirlik sorusu olduğu için ben 46'yı bulacağım hocam. Sperm ve yumurtayı birleştireceğim. Mesela 22 artı y ile 22 artı x'i birleştirdiğimde 44 artı x'ye meydana gelir. Mesela ben 1 ve 2'de bunu buldum. Ama hadi bir 3 ile 4'ü deneyelim. Birleştirdim 45 artı x gitti. Ya sanki evet, bir hocam. Hastalık en, hastalık diye hatırlıyorum. Tabii en tane x bile olsa yanına bir tane y koydun erkek olur. Kleinefelter erkek. Tabii bunlar müfredattan kalktı. Hocam ben kitaplarda bulamıyorum demeyin. İşte Turner'dır, Kleinefelter, Daum, bunlar kalktı arkadaşlar. 1 ve 4'e bakalım mesela. Hocam o da 44 x'i x 44XY'ye oluyor. Hı hı. 1 ve 3'e baktığım zaman 44XY'ye oldu. Mesela 1 ile 4'e az önce yanlış baktım bakalım 45 artı XY oluyor gibi. Hı hı. Hocam bunlar sağlıklı insan modelleri değiller karasal bir ekosistemde çevre kirliliğinin artması sonucunda ortamda bulunan ayrıştırıcı canlıların sayısı azalırsa hangisi durumdan doğrudan etkilenir? Bakın etkilenir demiyor. Doğrudan etkilenir. Herkes etkilenir. Siz ekosistemden bir canlıyı çektiğiniz zaman herkes etkilenecek. Ancak burada doğrudan etkilenecek şey saprofit ne işe yarar sorusunun önce cevabını bilmem lazım. Saprofit organiği inorganiği çevirir. İnorganiğe kimin ihtiyacı var etkilenir, doğrudan? Üreticilerin. Bitkilerin, üreticilerin ihtiyacı var. Hocam dolayısıyla üreticiler doğrudan etkilenir ancak diğerleri dolaylı olarak etkilenir diyeceğiz. Altıncı soru, tabloda 4 ailenin ebeveynlerinin kan grubu genotipleri verilmiş. Buna göre verilen ailelerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Hocam birinci ailenin sıfır kan gruplu çocuğu olamaz. Bakıyorum birinci aileye sıfır olabilmesi için hem anneden hem babadan sıfır gelmesi lazım. Ama babada sıfır yok. Dolayısıyla bu ifade tamam. İkinci ailenin çocuklarının al yuvarlarında A veya B antijeni bulunmaz. Sonuçta sıfır. Antijen yok. Antijen kimlik demektir. Hatırlayın. Bu ifade de tamam. İkinci ailenin çocuklarının kan plazmasında RH antikoru bulunabilir. Yani kendileri eğer RH negatif olur ve de bir de RH pozitif antijenle karşılaşırlarsa RH'a karşı antikor oluşturabilirler. Üçüncü ailenin çocukları iki farklı genotipe sahip olabilir. Şimdi üçüncü aileye bakıyorum. Hocam valla A'dan başka bir şey görmüyorum. Hep A gelecek. Aynen bir de büyük R, büyük R, küçük R, küçük R'yi çaprazladığımda Hep da büyük R, küçük R gelecektir. Dolayısıyla burada iki farklı genotip değil tek çeşit genotip oluyor. Dördüncü ailenin çocuklarında kan uyuşmazlığı görülme ihtimali yoktur. Şimdi şöyle bir olayımız var kan uyuşmazlığı için anne negatif çocuğun pozitif olması lazım ama çocuğun pozitif olması için de babanın pozitif olması lazım. Baba Ancak bakıyorum yok. baba da negatif olduğu için bir kan yok. uyuşmazlığı görülmeyecektir bir sorun olmayacaktır. Şu Dolayısıyla, an için hastanede bununla ilgili testler yapılıyor mu hocam? Ya şöyle aslında biz elektroforezdir şudur budur bir sürü test yapıyoruz özellikle kan hastalıklarıyla Hı -hı. alakalı, talasemi ile alakalı. Hı -hı. Ancak şöyle bir şey de olmuyor işte anne negatif, baba pozitifken ah, siz evlenmeyin falan demiyoruz. Yok Kan uyuşmazlığı görülebilir. Şimdi gibi. kan uyuşmazlığı görülebilir. Biz ama kontrol amaçlı anneye bir takım ilaçlar yapıyoruz. Diye Aynen. Hocam? O da çocukları en azından koruyor, anneyi de korumuş oluyoruz tabii ki. Belli dönemleri var hem hamilelik periyodu içinde, hem de doğumdan sonraki sonra. Belki... Sonra 48 saat içerisinde bir sonraki yaptığımız çocukta bir şeyler var. Sorun olmasın diye belki. Aynen. Anneye bir takım kimyasallar uyguluyoruz. İlaç ismi bir tane var, o yüzden söylemekten <laughs> çekiyorum Kimyasal diyorum. en azından böyle kimyasal bir şey olan var tabii, tabii biliyoruz. Var çok var maalesef. Ee, onu detaylı bir şekilde konuşuruz bir ara. Evet, umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.